Pay ve paydayı paydanın eşleniğiyle çarpalım. 7 karekök 2 artı 2 karekök 7. Aynısını buraya yazıyoruz. Şimdi dağılma özelliğini kullanalım. 5 çarpı 14. Bunu 5 çarpı kök 2 çarpı kök 7 diye yazarsak bunu 7 çarpı kök 2 ile çarpıyoruz. Artı yine aynı 5 çarpı kök 2 çarpı kök 7 dersek bunu da 2 çarpı kök 7 ile çarpıyoruz. Alt tarafta da 2 kare farkı var. 7'nin karesi çarpı kök 2'nin karesinden 2 eksi 2'nin karesi çarpı kök 7'nin karesinden 7 geliyor. Burada kök dışına çıkan sayıları belirleyelim. Kök 2 ile kök 2 çarpıldığında 2 dışarı çıkacak. 2 kere 5 10, 7 ile de çarpıldığında 70 olacak. Yani 70 çarpı burada kök 7 var. Karekök 7 oldu. Burada da karekök 7 ile karekök 7 çarpılacak. 7 dışarıya çıkacak. Yine 2 kere 5 10. Burada 7 ile çarpıldığından dolayı artı 70 çarpı karekök 2 olacaktır. Çarpanları ayırma uygularsak 7'ler ortak, 2'ler ortak. 7 çarpı 2 parantezini alırsak burada. Burada 7, burada da 2 kalacak. 7 eksi 2 5 yapar. Bunları çarptığımızda yine 70 oluyor. Sonuçta üst tarafı 70 parantezini alırsak. Karekök 7 artı karekök 2. Alt tarafta da zaten 70 çıktı. Bunlar sadeleşir. Sonuç karekök 7 artı karekök 2 olur.